FETÖ'cü hainlerin alçak darbe girişimine başta Kanal 7 Medya Grubu olmak üzere Türk medyası da sessiz kalmadı. Kanal 7 Medya Grubu tüm birimleriyle darbe teşebbüsüne karşı dimdik ve kararlı bir duruş sergiledi. Ülke TV darbe girişimi haberinin haber merkezlerine ulaştığı andan itibaren özel yayına geçti. Adını açıkça koyalım, bir kalkışmayla, bir darbe girişimiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grubun darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Darbe girişimi gecesi Kanal 7 yayın akışını değiştirdi, Ülke TV ile ortak yayına geçti. Kanal 7 medya grubu darbe karşıtı yayınlarda en ön saftaki yerini aldı. Zira devlet içindeki hareketlilik kesintisiz olarak devam ediyor. Bunun yanında toplum içindeki hareketlilik devam ediyor. Milyonlar yaşananları dakika dakika Ülke TV Kanal 7 ortak yayınından takip etti. Adını açıkça koyalım, bir kalkışmayla, bir darbe girişimiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grubun darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bir emir komuta zinciri yok, emir komuta zincirini kırmaya çalışan bir yapı var. Ülke TV ekranlarından milli iradeye sahip çıkın çağrıları yapıldı, sokağa çıkın çağrıları sürekli tekrar edildi. Çıkın, neye inanıyorsanız o sloganı atarak çıkın, tekbirlerle çıkın ve bir saniye evinizde durmayın. İstanbul Emniyet Müdürlüğünü kuşatma altına alan o cuntayı oradan püskürtmek zorundasınız. Ve şu anda herkes akın akın Fatih'ten oraya gidiyor zaten. Oraya gidiyor. Tekbirlerle, evet. Marşlarla oraya gidiyor. Taksim'e akıyor. Taksim'e akıyor. Evinizde bir saniye durma hakkınız ve özgürlüğünüz yoktur. Tüm camilerden ezanlar, selalar okunsun çağrıları yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum. Altını ısrarla çizerek sesleniyorum. Arayamıyorum canlı yayında olduğum için. Arasınlar ve uyarsınlar bütün teşkilatına, bütün müezzinlerine, bütün imamlarına şu talimatı vermek zorunda. Memleketin bütün camilerinden aralıksız ezan okunmalı. Bakın, Ülke TV ve Kanal 7 muhabirleri sokakta yaşananları dakika dakika aktardı. En sıcak gelişmeler doğru ve hızlı şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Darbenin o eski karanlık günlerine hayır diyorlar. Demokrasi ve hukuk adına birlik oldular. Çocuk, yaşlı, genç, insanlar sokaklarda sloganlar atıyorlar. Vatanına sahip çık, darbeye hayır sloganlarıyla. O askerlerden hem havaya hem de korkutma amaçlı olarak şu anda Turgay şu anda bir şey oldu. Ne oldu? F-16 tipi bir uçak ses hızını geçti. Yakın üstümüzden hemen geçtiği için bir patlama, bomba atılma sesi gibi duyuluyor ancak. Hayır. Yanlış bilgi. Biraz önce evet şu anda meclisin olduğu taraftan alevler yükseliyor. Duvarlar yükseliyor. Allah Turgay. Allah Allah. Şu anda meclisin orayı vurdular Turgay. Genel kurmaya aslında vatandaşlar girdi ama hemen ardından yine ateşler başladı, ateş etti asker içeriden ve çok sayıda yaralı var. Boğaziçi Köprüsü'nün üzerindeyiz. İstanbul semalarında F-16 uçakları şu anda alçak uçuş yapıyor. Siz de seslerini duyuyorsunuz. Hemen arkamda bakın, bir tane daha geçiyor. Demokrasiye karşı yapılan darbeye Bağcılar halkı da dur dedi ve Bağcılar'da yaklaşık 20-25 bin kişi meydanı doldurmuş vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasinize, milli iradenize sahip çıkın çağrısından sonra meydanlar hiç boş kalmadı. Türkiye'nin en çok tıklanan internet sitesi haber7.com'da milletin medyadaki direniş kalelerinden biri oldu. Tarihi anlar dakika dakika haber7.com'dan son dakika başlığıyla paylaşıldı. Radyo 7 yaptığı özel yayınla toplumun doğru habere kolay ulaşmasını sağladı. Canlı yayında jetlerin yaptığı bombardıman sesleri sürekli duyuldu. Ankara'ya yeniden dönelim. Şimdi tekrar az evvel silah sesleri içerisinde arkadaşımızla görüşmüştük. Mehmet Kıvanç, çatışma vardı az evvel. Bombalar patlıyordu. Sen oradaydın. Yine aynı. Evet, seni dinliyoruz. Mehmetcan hala devam ediyor. ülke.com.tr internet sitesi de milletle darbeye karşı şanlı ve onurlu bir direniş sergiledi. Yayınlarında darbeye direnen halka cesaret verdi. Türkiye tek yürek oldu. Kanal 7 Medya Grubu birimleriyle günlerce darbeye hayır dedi. Kanal 7 Medya Grubu'nun darbe ve darbeci alçaklar karşısındaki kararlı tutumu bundan sonra da devam edecek.